Sevgili seyirciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bir Gönül Yerleri programında tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle Ebu Süleyman Darani ve Musullu Feth, Fethi Mevsili'yi konuşacağız. Ebu Süleyman Darani, Abdurrahman bin Ahmet adıyla maruf. Künyesi Ebu Süleyman. Nisbesi ise Darani ve Ansi. Suriye'de Dareyya denilen yerden ve Şam şeyhlerinin ünlerinden. Abid, Zahid ve Sika hadis ravilerinden. Şakik Belhi, Maruf Kerhi, Ahmet bin Asım Antaki ile çağdaş. İbrahim Ethem ile görüştü. Ahmet bin Ebil Havari'nin şeyhi ve üstadı. Hac vecibesini ifa için gittiği Mekke-i Mükerreme'de bir süre mücavir olarak bulundu. Vefatı Hicri 205, miladi 820 yılıdır. Kabri memleketindedir. İlk defa yünlü elbise giyenlerdendi. Şöyle derdi: yün aba giyinmek zühd alametidir. O halde kalbinde 5 dirhemlik elbise giymek arzusu olan kimse 3 dirhemlik elbise giymesin. Çünkü o takdirde içi dışına uymamış olur. Zühdü, tok gözlülüğü şöyle tarif ederdi: Allah Teala ile meşgul olmana mani olan her şeyi terk etmek. Açlık ve az yemek konusunda söz söyleyen ilk sufilerden, ilk mutasavvıflardandı. Nitekim bu konuda şunları söylerdi: her şeyin bir helak sebebi vardır. Kalp nurunun helak sebebi de tokluktur. Her şeyin pası vardır. Kalp nurunun pası tokluktur. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Akşam bir lokma eksik yemek, gece sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok hoşuma gider. İbadetten en çok zevk aldığım anım, karnım sırtıma yapışacak derecede aç olduğum zamanlardır. Açlık, Allah'ın sevdiklerine verdiği gizli bir hazinedir. İnsanın karnı doyunca bütün azaları, bütün organlarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın ise azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. Ben öyle insanlarla karşılaştım ki onlar açlığı kendileri için ganimet sayarlardı. Tıpkı şimdikilerin tokluğu ganimet saydıkları gibi. Yemek yerken parmakları kabın içine hırsla sokmamayı öğütler ve şunları söylerdi: karnını tıka basa doyuran 6 şeyle müptela olur. 1- İbadetinden haz almaz. 2- Hafızası zayıflamaya başlar. 3- Başkalarına şefkati azalır. 4- İbadet ağır gelmeye başlar. 5- Arzu ve istekleri çoğalır. 6- Ac müminler camiye giderken çok yiyenler, affedersiniz, helaya koşar. Kendisinin açlık ve az yemeye riayetini şöyle anlatırdı: yemek zamanı adet üzere tuzluğu getirip önüme koyar, ekmeği tuza batırıp yerdim. Bir defasında tuzlukta kalmış bir susamı da yedim. Bu sebeple manevi halimi de kaybettim. Derdi ki, dünya ve ahirete ait bir iş dilediğinde önce bir süre aç kal. Ondan sonra dilediğini Hakk'a arz et. Zira tokluk aklı ve kalbi bozar. Karnı acı olanın kalbi saf ve rakik, tok olanın kalbi ise kör ve azgın olur. Yemeğe şöyle bir ölçü ve sınır getirmişti: bir kimse kardeşinin yemeğinden onu memnun etmek için yerse
yediğinin kendisine zarar olmaz. Fakat nefsani bir hırs ve şehvetle yiyecek olursa o zaman zarar görür. Sema hakkında fikrini sordular. Musiki manasına olan sema hakkında malum. Şöyle cevap verdi. Güzel ses peşinden koşan kalpler genellikle zayıftır. Çünkü uyutulmak istenen bebekler ninni ile avutulur. Hoşsa da kalbe dışarıdan bir şey sokmaz. Kalpte mevcut olanı harekete geçirir. Sordular. Hikmet ve marifet nedir? Şöyle cevap verdi. İki cihanda muradının Allah'tan başka bir şey olmaması. Allah'a muhabbet davasında bulunup da gece karanlığı çökünce Allah'tan gafil olarak uyuyan sevgisinde yalancıdır. Ona göre Allah'tan alıkoyan her şey uğursuz, Allah'tan gafil olarak alınıp verilen her nefes faydasızdı. Hatta zehir hükmündeydi. Kalp yokluktan ağladığında ruh aradığını bulmanın sevincine erer. Çünkü ruh maddi varlıktan kurtulmak ister. Gözünüzü ağlamaya, kafanızı düşünmeye alıştırın der. Ağlamayı terk etmeyi ilahi inayetten mahrumiyet alameti sayardı. Çünkü irfan sahibi geceleri kaim olarak ibadete devam ettiği sürece Allah ona rahmet kapılarını açardı. Nefis konusu açıldığında şunları söylerdi. Nefsinin değerli olduğunu zanneden hizmetin zevkini alamaz. Nefs hem hain hem de manidir. En doğrusu onun zıddını hareket etmektir. Nefsani arzularını terkte sadık olan bu arzuların getirdiği sıkıntılardan kurtulacaktır. Zira nefsani arzularından kurtulan kimse Rabbinden razı olmuş demektir. Müridi Ahmet bin Ebil Havari Ebu Süleyman'a dedi ki falan zatı hiç sevmiyorum. O şu karşılığı verdi. Ondan ben de hoşlanmıyorum. Ama bu belki de bizdendir. Belki de biz salih insanlar değiliz. Kusuru kendimize arayıp insanları sevmeye çalışmalıyız. Sırları keşfe ve muttali olmaya düşkün değildi. Keşf ve ittilağını Kur'an ve sünnete irca etmeden kabullenmezdi. Nitekim derdi ki, esrar-ı hakikatten bazı sırlar gönlüme arız olunca kalbime 40 gün süreyle ıstırap verir. Bunun için böyle sırların kalbime girmesine asla izin vermek istemem. Hatta birçok defa sufilere mahsus bir hikmet ve nükte kalbime düşerdi de ben onları kitap ve sünnete irca edip iki şahidi adil şahit bulmadıkça kabul etmezdim derdi. Ümit ve korku dengesinin ümit lehine bozulmasını manevi halin fesadı olarak yorumlardı. Onun telakkisine göre korku kalbe yerleşince şehvetleri yakar, kalpten şehveti kovardı. Çünkü yakin duygusunun aslı da Allah korkusundan kaynaklanırdı. Dünyanın insana hilesini şöyle anlatırdı. Dünya kendisine talip olandan kaçar. Kendinden kaçanı ise kovalar. Kendinden kaçanı yakalayabilirse yaralar, kendisine talip olup bulanı ise öldürür. Çünkü dünya ile güreş etmeye gelmez. Dünya insanı nasıl olsa yener. Ona göre ibadet, başkaları rızkını temin ederken taatle uğraşmaktan ibaret değildi. Bu yüzden önce gıdanı temin et, sonra ibadet et derdi. Cömertliğin en makbulünü ihtiyaca uygun olan şeklinde açıklardı. Arkadaşın ve gönüldaşın ölçüsü ona göre şöyle olmalıydı. Sana dünya veya ahiret cihetinden faydalı olan, sana böyle bir faydası olmayanla arkadaşlık ahmaklıktır. İnsanın
kendine ettiğini akrab etmezmiş derler ya. Ebu Süleyman Darani de derdi ki, bütün insanlar toplanıp benim kendimi zelil kıldığım kadar beni zelil kılmak için çabalasalar veya benim kendimi aziz kıldığım kadar aziz kılmak için çaba sarf etseler başaramazlar. Ebu Süleyman Darani öldükten sonra rüyada görüldü. Kendisine Allah sana nasıl muamele buyurdu diye soruldu. Şu cevap verdi. Bağışladı. Fakat sufilerin medih yollu işaretleri beni zarara uğrattı. Rahmetullahi aleyh. Evet, ikinci gönül erimiz Feth Mevsili, Musullu Fethi Kuzzesuru. Adı Feth bin Said, künyesi Ebu Nasr, nisbesi Mevsili yani Usullu. Musul meşayihinin ullarından İbnül Cevzi'nin Sıfat-ı Saffe adlı eserinde verdiği bilgiye göre bu isimle anılan iki zat var. Birisi Feth bin Muhammed Ezdi Mevsili'dir ve Ebu Muhammed künyesiyle anılır. Diğeri ise Feth bin Said el-Mevsili'dir ve Ebu Nasr künyesiyle anılır. İlkinin vefatı 170 Hicri 786 miladi, ikincisinin vefatı 220 Hicri 835'tir. Bu duruma göre ikisinin ayrı şahsiyetler olduğu ortaya çıkmaktadır. Tabakat kitaplarında bu iki zata ait menkıbeler çoğu zaman birbirine karıştırılmıştır. Bizim konumuzu ilgilendiren Feth bin Said el-Mevsili'dir. O da Bişr Hafi'yi Seri-i Sakati ile çağdaştır. İsa bin Yunus ve akranından hadis rivayet etmiştir. Muafa bin İmran ile dosttur. Bişr Hafi'yi ziyaret için Bağdat'a gittiği zamanlarda olmuştur. İlim ve irfanı kadar züht ve verağı ile de meşhur bir kişidir. Feth-i Mevsili, kazaya rıza, belaya sabır, hatta şükür lazım geldiğine inananlardandı. Nitekim önce baş ağrısına tutuldu, sonra bacağı topal oldu, şöyle iltica ve niyazda bulundu. Ya Rabbi, beni peygamberlerini denediğin, sınadığın belalarla iptila ediyorsun. Bunun şükrü bir gecede 400 rekat namaz kılmaktır. Dünyaya kul ve köle olmaktan çok korkardı. Bir gün birinin elinde bir miktar bal, diğerinin elinde bir miktar azık bulunan iki çocuk gördü. Yanında azık bulunan bal bulunana dedi ki, yiyeceğinden biraz bana da versene. Diğeri, eğer benim köpeğim olmayı kabul edersen elimdekinden sana veririm. Bunun üzerine ilki, peki kabul dedi. O da ona yiyeceğinden bir miktar verdi ve boynuna tasma gibi bir ip bağlayarak onu çekip sürüklemeye ve ona köpek muamelesi yapmaya başladı. Durumu seyreden Feth-i Mevsi dedi ki, işte dünya da böyledir. Kendisinden bir şey isteyeni ve kendi lokmasından yiyeni köpek yerine koyar ve onu istediği yere sevk eder. Feth-i Mevsili'ye bir adam gelip dua talebinde bulunmuştu. O şöyle dua etti. Allah'ım, bize ihsanda bulun, bizim üzerimizden perdeni kaldırıp bizi mahcup etme. Bizi kazana razı olanlardan eyle. Sevdiklerine, dost ve yakınlarına karşı teklifsizdi. Nitekim bir gün dostu İsa Temmar'ın evine gitti. Fakat dostunu evinde bulamadı. Evde İsa'nın hizmetine bakan cariyeye, bana kardeşim İsa'nın kesesini getir dedi. Cariye keseyi getirdi. Feth ondan 2 dirham aldı ve keseyi tekrar cariyeye geri verdi. Bir süre sonra İsa eve geldi. Cariye olanları anlattı. Feth-i Mevsili'nin geldiğini ve kesesinden 2 dirhem aldığını söyledi. İsa dedi ki, eğer bu söylediklerin doğruysa, hürsün, seni bağışlıyorum, azat ediyorum. Araştırdı
ve cariyenin söylediklerinin doğru olduğunu öğrenince sevincinden cariyesini azat etti. Fethi Mevsili bir gün gecenin geç saatlerinde evine geldi ve ailesine "Bana yemek hazırlasanız" dedi. Onlar da "Evde yiyecek namına bir şey yok" dediler. "Peki niye karanlıkta oturuyorsunuz?" diye soracak oldu. Şu cevabı aldı: "Evde yakıp aydınlanacak bir kandil, bir mum mu var?" Feth bu halden çok hoşlanarak şöyle rica etti: "Ya Rabbi, benim gibi günahkar birini böyle yemeksiz ve kandilsiz bırakarak peygamberler gibi sıkıntı ve fakr ile imtihan ediyorsun" dedi ve vecd ile gözyaşları döktü. Zikir ile kalp dirliği arasında bir bağlantı kurar ve derdi ki: "Kalbi gıdası olan zikirden bir müddet bile mahrum bırakmak, onu öldürmek demektir. Dünyaya değer vermez. Zühd ve helal lokma, vera konusunda son derece titizdi. Büyükler arasında anılması da bu sebeptendi. Nitekim çağdaşı ve arkadaşı Muafa bin İmran'a biri sordu: Feth Mevsili amelinin çokluğu sayesinde mi büyükler arasında anılıyor? O şu karşılığı verdi: "Onun asıl büyüklüğü dünyayı iradesiyle terk edişinde ve gönlünde dünyaya yer vermeyişindedir." Kalbi zikre önem verirdi. Kalbi zikre devam eden kimse de gerçek sevgiliyle ferahlanıp neşelenme halinin zuhur edeceğini söylerdi. Yüce Allah'a özlem duyanın fani sevgililerden yüz çevireceğini ifade ederdi. Çünkü hakkı nefsinin isteklerine tercih eden Allah kendi sevgisini verirdi. Masivadan geçirirdi onu. Böyleleri daima hukuk-ı ilahiye saygı duyduklarından her zaman onun celal ve cemalini temaşa ederdi. Tevekkülü tedbiri terk olarak değil, gönülden Allah'a güvenmek anlamına bir kalp işi olarak görürdü. Nitekim bir gün Bişr Hafi'nin hanesine vardı ve yemek istedi. Getirdiler, birazını yedi, geri kalanını bir torbaya koyup aldı gitti. Bişr Hafi'nin kızı onun bu davranışı karşısında, "Babacığım, siz Fethi Mevsili tevekkül ehlinin imamıdır demez miydiniz? Bu nasıl tevekkül ki yemeğin kalanını bile yüklenip gidiyor" diyecek oldu. Bir şu karşılığı verdi: "O bunu sizi imtihan için yaptı. Sizin kanaatlerinizi düzeltmek için böyle bir davranışa girdi. Çünkü siz tedbiri tevekküle mani sayarsınız. Oysa ki Allah'a karşı kalbi güveni sağlam olanın böyle bir yemeği alıp gitmesi tevekkülüne zarar vermeyecektir. Gönlüne sevgisini yerleştirmemiş, kimsenin zenginliğinin zühdüne zarar vermediği gibi. Çünkü tevekkül de, zühd de her şeyden önce bir kalp ve gönül eylemidir. Bu yüzden Ömer bin Abdülaziz'in varlık içindeki zahitliği, Veysel Karani'nin fakirlikteki zahitliğinden daha üstün kabul edilmiştir. Fethi Mevsili bir bayram gününde dostlarından İbrahim bin Musa'yı ziyaret etti. Orada başlarında başlık ve taylasan bulunan giyimli kuşamlı insanlar gördü. Şöyle konuştu: "Elbise dediğin yıpranmaya, vücut dediğin çürümeye mahkumdur sonuçta. Bunlar hep fani şeyler. Fakat görüyorum ki şu giyimli kuşamlı insanlar bütün varlıklarını karınlarına ve sırtlarına harcamışlar. Rableri katına amel olarak gönderdikleri ise müflisliklerinden başkası değil. Kalbin diriliğini zikirden sonra ilim, hikmet ve sohbette görür, şöyle konuşurdu: Yeme ve içmeden uzak tutulan insan neticede nasıl ölürse
ilim ve hikmet ve salih kimselerin sohbetinden mahrum bırakılan kalp de aynen öyle ölür. Marifet ehlini şöyle anlatırdı. Gerçek marifet ehli, konuştuğunda hakkı anlatan, bir iş yaptığında Allah için yapan, isteklerini halktan değil, yalnızca haktan isteyen kimselerdir. Tevazu ölçüleriyle ilgili olarak rüyasında Hazreti Ali'den şöyle talimat aldığını anlatırdı. Bir gece rüyamda Emirül Müminin İmam Ali'yi gördüm. Kendisinden nasihat ve öğüt talep ettim. Buyurdu ki ben tevazudan daha güzel bir ahlak görmedim. Hele sadece hakkın rızasını kazanmak için zenginin fakire gösterdiği tevazu ahlakın en güzelidir. Bundan daha da güzel olanı ise fakirin Allah'a olan güveninden dolayı zengine karşı gösterdiği müstani tavır yani vakardır. Feth Mevsili ağlamayı severdi ama ağlamasına riya karışmasından da ürkerdi. Yine bir gün gözlerinden kanlı yaşlar akarak ağlıyordu. Yanındakiler niçin böyle gözlerin yaşlı ve kanlı diye sordular. Şu karşılığı verdi. Günahlarımı hatırlayınca gözlerimden ister istemez yaşlar boşanıyor. Ağlayışım ihlassız ve riya dolu olmasın diye de gözlerimden kan akıtıyor. Halk ile ülfetin hak ile sohbete mani olacağına inanır ve bunun tasavvuf ricalinin ittifakla sevmedikleri bir husus olduğunu anlatırdı. Her biri abdalden sayılan 30 şeyhin sohbetinde bulundum. Hepsi de hakkın dostluğuna mani olan halk ile sohbetten sakındırmış ve az yemeği öğütlemişlerdi. Bir kurban bayramında mahalle arasında dolaşırken halkın kurban kestiğini görünce Allah'ım biliyorsun ki senin için kurban edilebilecek hiçbir malım yok dedi ve elini boğazının üstüne götürerek bende sadece bu var deyip yere yığıldı. Çevreden görenler koşup geldiklerinde onu baygın bir halde buldular. Yüzünü su ile meshederek ayılttılar. Feth-i Mevsili bu olaydan sonra pek fazla yaşamadı ve rahmet-i rahmana kavuştu. Rahmetullahi aleyh. Allah rahmetiyle muamele buyursun. Cenab-ı Hak onları hakkımızda şefaatçi kılsın. Sevgili seyirciler, hepinize Allah'a emanet ediyorum.